Hala! Tanrım, ne kadar yakışıklılar. Agata hala. Benim yaşımdaki bir kadının söylediklerine dikkat etmesi için hiçbir neden yok canım. Hangi kabul edenler? Bunlar Hiroki. Dostlar değil mi? Zehirli bir yılana sırf sizi sokmadı diye dost diyebilirseniz evet. Can Barış sever olduklarını söylemişti. Aa, o bir sanatçı. Sanatçılar kötü şeyleri görmemeyi tercih eder. Aşağılık çıyanlar. Sorun mu çıkartıyorlar? Ne istediklerini kendileri de bilmiyorlar. Çok vahşilerdir. Özellikle güneydeki Tuzko Rora'lar. Gerçek birer canavar. Biraz önce Hiroki dememiş miydi? Bunların hepsi Hiroki baba. Bu adı onlara Fransızlar vermiş. Oneidalar, Tuzko Rora'lar, Kayugalar ve Senekaların ortak adı Hiroki'dir. Burası Mohawk toprakları. Kafası tıraşlı olanlar Mohawk'tır. Uzun saçlılarsa Tuzko Rora. Mohawk'lar savaşmayı çok iyi bilirler. Ne İngilizler ne de Fransız orduları onları alt etmeyi başarabildi. Olden Kalesi'ne ne zaman varacağız? Öğle sularında. Bir aksilik çıkmazsa. Kale göründü. Nasıl görünüyorum Agata hala? Beş çayına giden küçük bir hanımefendi gibi. Anlaşılan aynı fikirde değilsin. Savaş boyaları sürmüş bir kadın bir Mohawk'tan çok daha tehlikelidir. Senin gibi birinin kadınlardan korkmasına hiç gerek yok. Çavuş. Buyurun. Arabaları cephaneliğin arkasına götürün. Ve boşaltılana kadar yanından ayrılmayın. Emredersiniz. Değerli bir şey mi? Mermi ve barut. İşte gerçekten değerli bir şey. Ah. Oh, teşekkürler. Yolculuk onları yormuşa benziyor. Gidip yardım etsem iyi olacak. İzninizle. Kendimi tanıtmama izin verin. Ben kale komutanı yüzbaşınayım. Nasılsınız? Bu yeğenim Cynthia Stanhope. Ve ben de Agata Stanhope. Ressam Jonathan Adams'ı ziyaret etmek için geldik. Onu tanıyor musunuz? Evet. Nerede oturuyor? Bunda bu kadar şaşıracak ne var? Yeğenim onun nişanlısıdır. Sizi bekliyor mu? Hayır, ona sürpriz yapmak istedi. Başardınız. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bir dakika. Clem! Clem Jones! Buraya gelir misin? Evet yüzbaşı. Clem, bu hanımlar Jonathan Adams'ı arıyor. Diğer hanımlar da öyle. Clem. Bayan Cynthia Stanhope Jonathan'ın nişanlısıymış. Hayır. Bu işte komik değil. Bunu o da biliyor mu? Bakın beyefendi, biz buraya özel hayatımızı tartışmaya gelmedik. Sadece Bay Jonathan Adams'ın nerede oturduğunu ve şu an nerede olduğunu öğrenmek istiyoruz. İşte hepsi bu. Anlıyorum bayan. Yüzbaşı Langley. Clem. Adams nerede? Dışarıda bir yerlerde. Yani o Kızılderililerin arasında mı? Korkulacak bir şey yok hanımefendi. Şu an Kızılderililerle barış halindeyiz. Eğer ona bir şey yaparlarsa kaleden yalnız çıkmasına izin verdiğiniz için bundan sizi sorumlu tutarım. Ama yalnız değil, yanında bir inek var ve kızım Breta. Jonathan. Aha. Her tarafım tutuldu. Özür dilerim Breta. Biraz dinlen.
Çok güzel olmuşum. Peki ya inek? İneğe benziyor. Sen neden gülüyorsun? Yanımdaki gülerse ben de gülerim. Bu benim huyum. Ya yanındaki ağlarsa? Kadınlar gülmeyi olduğu kadar ağlamayı da sever. Bu o kadar iyi geldi ki. Biliyorum. Babam da hep aynı şeyi söyler. Bir erkeği mutlu edebilecek her şeyi biliyorsun. Bu da huylarımdan biri. Seni öpersem ne olur? Ben de öperim. Biliyor musun, çok fazla huyum var. Ben şikayetçi değilim. Senin gibi bir kızla evlenmeliyim. Böyle düşünmene sevindim. Ama benimle evlenme. Çünkü ben aptal bir kızım. Tanrı akıllı kadınları benden uzak tutsun. Aptal kadınları da öyle. 10 yıl sonra en az babam kadar şişman olacağım. Diyelim ki bir aptallık yapıp benimle evlendin. Bir de şişmanlayınca kaçacak yer arayacaksın. Bence sen hayatımda gördüğüm en akıllı kadınsın. O halde benden uzak. Beni reis kovanına götürün. Dilini köpekler mi yedi? Konuşsana. Ben cesur savaşçılar karşısında atından bile inmeyen bir saygısızla asla konuşmam. Şimdi konuşur musun? Önce reisle neden konuşmak istediğini söyle. Ne zamandan beri büyük kovanını görebilmek için küçük bir çocuktan izin almak gerekiyor? Dilin çok uzun beyaz adam. Boşuna uğraşıyorsun. Köyünüze dost olarak gelen bir insana el süremezsin. Ben kovanının oğlu Kyoga'yım. Ona mesajını götürürüm. O halde babana onu uyarmaya geldiğimi söyle. Hangi konuda? Göçmenler ve tüfekler konusunda. Butler adlı beyaz seni göçmenler ve tüfekler konusunda uyarmaya geldi. Merhaba büyük kovanım. Oğlum beni uyarmaya geldiğini söyledi. Rakamlarla konuşmak daha akıllıca. Bugün Olden Kalesi'ne 61 göçmen ve arabalar dolusu yeni tüfek geldi. Bu neden bir uyarı olsun? Göçmenlerin yağmalayacağı toprakların asıl sahibi kim? Bu topraklar herkese yeter. Tüfekleri kime karşı kullanacaklar? Güçlü olmak akıllıcadır. Çünkü düşmanını barışa zorlar. Yeni askerlerin geleceği de söyleniyor. Kartallar birkaç askerden asla korkmaz. Bunlar babamın sözleriydi. Ve babam öldü. Biz Tuskar oralar beyaz adam tarafından kendi topraklarımızdan çıkarıldık. Ve dostlarımız Mohawkların yanına sığındık. Ne bir avuç mısırımız var ne de kendimize ait bir karış toprağımız. Babanın savaşması hataydı. Bizi savaşa beyaz adam zorladı. Büyük kafileler halinde gelip atalarımızın topraklarına yerleştiler. Ve bizi ölmekten başka bir seçenek bırakmadılar. Bizim yaşadıklarımızı şimdi siz yaşayacaksınız.
Büyük ruh topraklarımızda barış ağacını yeşertti. Ve bize her şeyi görebilen kartalı dinlememizi söyledi. Atalarımız ise bizden birbirimize sımsıkı bağlanmamızı ve el ele vermemizi istedi. Çünkü böylece hiçbir şey bizi yenemeyecekti. Kanunlarımızı unutup kendi kendimizi mahvetmediğimiz sürece beyaz adam bize hiçbir şey yapamaz. Beyaz adamla asla savaşmayacağım. Halkınla savaşmamızı neden istiyorsun? Onlar bizim halkımız değil. Baban Kovan'ın bir zamanlar çok büyük bir savaşçıydı. Artık yaşlanıyor. İnancını yitirmiş. Onu hiç anlamıyorum. Bence tüfeklerin kurbanı olmamak için onları elimize geçirmeliyiz. Onida. Tüfekler için bize yardım et. Ama yakalanırsak çok adam ölür. Bir Mohawk vatanı için ölmekten asla korkmaz. Tuska, oralardan ders alın. Yaşlılarımız beyazlarla barış yapmaktan yanaydı. Ve bu yüzden vatanımızı uğrunda savaş bile veremeden... O tüfekler bizi çok güçlü kılacaktır. Babamızın dediklerini duydun. O tüfekleri beyazlarla savaşmak için almayacağız. Şu sözler de babamın değil mi? Güçlü olmak akıllıcadır çünkü düşmanını barışa zorlar. Ne yapıyorsunuz Bay Jones? Bunu kalenin şişman kadını aldı. Tabii asla giymeyecek. Ama zayıf biri gibi davranmak hoşuna gidiyor. Kapıları ne zaman kapatıyorlar? Güneş batarken. Güneş batmaya başladı. Kaleye kapılar kapatıldıktan sonra da girilebilir mi? Kapılar gün doğana kadar bir daha açılmaz. Kızınız için endişelenmiyor musunuz? Onlar her zaman tam kapılar kapanırken gelir. Her zaman mı? Sen! Güneş batıyor. Artık kaleden çıkmalısın. Battaniyemi burada unuttum ve kaybolmasını istemiyorum. Geç bakalım. Ama çabuk ol. Kapıları kapatın. Bir araba geliyor. Kapıları açın. İneğim teşekkür etti. Bir şey değil. Ama artık her akşam onu beklemekten sıkılmaya başladım. Ha, lütfen onu affedin. Bir resminin olması için her şeyi yapmaya hazır. Kapıları kapatın. Zavallı Lengli, korkarım onu. Cynthia. Tut şunu. Cynthia. Seni buraya hangi rüzgar attı bakalım? Onu cadı süpürgen mi ben getirdim? Her zamanki kadar korkunçsun Agatha. Sen de bu berbat yerde bile her zamanki kadar çapkınsın Jonathan. Bu Breta bana mankenlik yapıyor. Ama Massachusetts Halk Komitesi seni 20 manzara resmi yapman için gönderdi John. Ve şimdiye kadar yaptığım her resimde en azından bir ağaç var. Bana resimlerini göster Jonathan. Elbette ama önce karnınızı doyurup bana kendinizden ve Boston'dan söz edin. Resimler bekleyebilir. Ben hemen görmek istiyorum Jonathan. Peki nasıl istersen. Geliyor musun Agatha? Korkarım beni ilgilendiren tek şey resimlerin değil, sadece kişiliğin Jonathan. Resimlerin kişiliğimi yansıtır. Doğrusunu istersen kendime daha karlı bir iş bulup bu saçma merakı bir yana bırak. Benim işim ressamlık. Eğer bunca yolu her zamanki gibi şikayet etmek için lütfen geldiyse... Lütfen Jonathan. Resimleri görmeyi gerçekten çok istiyorum.
Fazla geç kalmayız hala. Günlerce yol tepip buraya geldi ama daha hatırımı bile sormadan şikayet etmiyor. Nereye gidiyoruz biz? Resimlerini görmeye. Onlar şu tarafta. Breta, arabayla ilgilen lütfen. Demek onun mankenisin, ha? Evet. Çok çalışkan bir adam. Çok da yetenekli. Gelin, size göstereyim. Yani şimdi bu sen misin? Ben çok güzel bir kızım. Evet. Güzel olduğun kadar cüretkarsın da. Söyle Canat'ım, burada nasıl yaşayabiliyorsun? Ben burada yaşamıyorum ki. Sadece uyuyorum. Kalan bütün zamanımı dışarıda geçiriyorum. 2 ay önce dönmüş olmalıydım. Burada zaman anlayışı çok farklı. Hiçbir gün bir öncekinden farklı değil. Takvimlerin ise en küçük bir önemi yok. Canat'ın, kış bastırmadan benimle beraber eve dön. Ve politikaya mı atılayım? Hayır, bu imkansız. Ben politikacı değil, ressamım. Tek tutkum resimlerim. Küçük bir çocuk gibi davranıyorsun. Sana bakacak birine ihtiyacın var. Sen garip bir kızsın Cynthia. Bunu söylemek için binlerce yol teptin. Çünkü seni seviyorum. Benden ne istiyorsun Cynthia? Benimle evlenmeni. Aa, demek karar verdin ha? Evet. Boston'da çok güzel bir evimiz olur ve önemli insanların portrelerini yaparsın. Bunlar Agatha'nın fikri. Kabalık ediyorsun Can. Özür dilerim. Çok acıktım. Böyle bir anda yemek yemeyi nasıl düşünebilirsin? Senin yanındayken Cynthia, insanın iştahı nedense aniden açılıveriyor. Seni hiç anlayamıyorum Canat'ım. Bu daha iyi. Çünkü beni anlaman çok tehlikeli olabilir. Senin gibi bir hanımefendi zarafetini asla yitirmemeli. Hem karnı tok bir erkekle daha kolay anlaşabilirsin. Al sana hanımefendi. Zarafetin canı cehennem. Cynthia. So when I strum on my banjo,
my banjo, when I put my heart in my song. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Mürat. Bu kadının namuslu kızlara ders olması için her saat kırbaçlamalı. Sanırım sizin de bir kızınız var. Ben bekarım. Gençken erkeklerin de her saat başı kırbaçlanması gerektiğini düşünürdüm. Ve korkarım, bu yüzden evde kaldım. Ah, demek geldin Cynthia. Bu beyin adı bak. Nasılsınız? Yüzbaşı Langley ile tanışmıştınız. Evet. Sanırım siz birbirinizi tanıyorsunuz. Bu küçük yerde iki insanın birbirini tanımaması mümkün değil. Jonathan'ın resimleri nasıl Cynthia? Aralarında çok ilginç resimler var. Bay Adams resimlerini nedense bize hiç göstermiyor. Resimle ilgilendiğinizi bilmiyordum. Noah topraklarında olan her şey beni ilgilendirir. Ne zamandır buradasınız? Ben burada doğdum Bayan Stanhope. Ailem bu bölgedeki tek beyaz aileydi. Ama sonra göçmenler geldi. Onlar gelmeden önce bu koca vadi sadece bana aitti. Vadi Kızılderililerin değil miydi? Kızılderililer. O pis vahşilerin hayvandan farkı yoktur. İspanyollar onları köleleştirmek de iyi yaptı. İrokileri asla köleleştiremezsiniz. O halde öldürmeliler. En iyi çözüm bu. Beni kimse dinlemiyor Bayan Stanhope. Kendi sonlarını hazırladıklarının farkında bile değiller. Önce göçmenler geldi, sonra da keşişler ve askerler. Ve artık ressamlar bile geliyor. Koskoca vadi onlar yüzünden her gün daha da küçülüp daralıyor. Nefes alacak yer bile kalmıyor. Afiyet olsun. Ne kadar korkunç bir adam. Hangilerinden daha çok nefret ediyor bilmiyorum. Yerlilerden mi, göçmenlerden mi? Bence delinin teki. Kızılderililer hakkında yanıldığı kesin. Barış sürdükçe saldırmazlar. Neden dışarı çıkmıyorsun? Bir şeyler yapsana. Ben siz de idare edebilirler. Ateşi kesin! Burası çok karanlık. Birbirimizi vurabiliriz. Artık çoktan kaçmışlardır. Bütün tüfekleri sayın ve kalenin her tarafını arayın. İçeri nasıl girdiler? Güya burada güvendeyiz. İçeri nasıl girdiklerini bulacağım. Hadi oturup yemeğinizi bitirin. Yemek düşünmenin sırası mı şimdi? O halde odanıza çekilip uyuyun. Bütün bu olanlardan sonra nasıl uyuyabiliriz ki? Siz odanıza gidene kadar her şey bitmiş olur. Ben oldukça yorgunum Agatha'la. Ama ya odamızda bizi öldürmek için bekleyen yerliler varsa? Gelin hadi. Burada yerli var mı? Seni sersem. Çok yorgun olmalısın. Geç saatlere kadar uyu. Sen ne yapacaksın? Çalışacağım.
Yine o kızla mı? Hı hı, yine o kızla ve inekle. Resim daha bitmedi. İyi uykular tatlım. İyi geceler Agatha hala. Burası Boston değil Cynthia. Vahşi yerliler arasında yaşamaya alışmış birinin surat asmanı aldıracağını hiç sanmıyorum. Bırak beni. Hayır. O halde öldür. Senin kadar güzel bir kadını öldürmek çok büyük bir kayıp olur. Muhteşem bir şey. Gözlerin sanki şimşek çakıyor. Galiba ressamın odasındaydı. Pekala, gidelim. Buraya geliyorlar. Şuraya saklan. Çabuk ol. Evet, işte burada. Bu tüneli gerektiğinde kaçmak için 10 yıl önce buraya geldiğimizde yapmıştık. Birkaç kez kullanıldı. Biri bunu içeriden açmış olmalı. Bu civarda hiç kızılderili gördün mü? Her zamanki kadar. Biraz barut getir. Öyle uzun zamandır olay çıkmadı ki bu tüneli herkes unuttu. Bu yerlilere birden ne oldu böyle yüzbaşı? Bilmiyorum. Bu yerliler gerçek birer canavar. Kan dökmek istiyorlar. Hepsinin canlı canlı derisini yüzmeli. Aşağılık, vahşi, ilkel, kırmızı suratlı yılan soyları. Yani topraklarını aldıktan sonra mı? Sen kimin yanındasın? Hiç kimsenin. Ben bir ressamım. Yerlileri seviyora benziyorsun Bay Ressam. Nefret etmem için hiçbir neden yok. Ama bize saldırdılar. Belki hata bizdeydi. Eğer yaptıklarımızdan hoşlanmıyorsan defol git. Bu vadedeki sorunları resim yaparak çözemezsin. Onu tünele koy. Özür dilerim. Pekala, aramaya devam edelim. İyi misin? Evet, teşekkür ederim. Yarın sabaha kadar burada gizlensen iyi olur. Seni arabayla kaçırırım. Neden? Çünkü içimden öyle geliyor. Sen diğerleri gibi değilsin. Herkes aynı şeyi söylüyor ama ben buna inanmıyorum. Çok iyi beyazlar da vardır. Ama çok azsınız. Çekinmene gerek yok. Yüzünün diğer tarafına bakacağım. Olağanüstü. Harika. Resmini yapmalıyım. Üzgünüm ama burada yatman gerekecek. İyi geceler. Thank you.
günaydın. Günaydın. Jonathan ineği getirmeye gitti. O ineğin resmini neden yaptığını hiç anlayamıyorum. Sizinkinin yapması yeterli değil. O ineğin resmini Massachusetts Halk Komitesi istiyor. Benimkini sağ ol. Da kadınların banyosuna sıcak suyu erkeklerin taşıdığı doğru mu? Günaydın Breta. Günaydın Cynthia. Günaydın Jonathan. Bugün ışık harika. Bunu kaçırmayayım. Ben de gelmek istiyorum Jonathan. Dün geceden sonra mı? Lütfen saçmalama. Kızılderililer kim bilir bugün ne yapacak? O halde sen de gitmemelisin. Beni her şeye karşı koruyan güzel bir tılsımım var. Seni kastetmedim Breta. Sen de gelmiyorsun. Sadece ineği götüreceğim. Akşama görüşürüz. Öğlen ne yiyeceksin? İneği sağarım. Kapıyı açın. Eğer kayadan dışarı çıkarsanız olacaklardan yüzbaşı Longi sorumlu tutulamaz. Tamam, yüzbaşı sorumlu değil. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Artık çıkabilirsin. Sana çok kızdılar. Yakında unuturlar. Hangisi seni seviyor? Hiçbiri. Peki seni neden öpüyorlar? Eğlenmek için. Yerli bir kadın eğlenmek için bile olsa asla öpüşmez. Yanıma otursana. Oo. Onida, seni öpmek istiyorum. Neden güldüğünü sorabilir miyim? Suratın birdenbire değişti. Dudakların da büzülünce çok komik bir görünüm aldı. Öpüşürken gözlerini kapatman gerekir. Sen gün batımını kapalı gözlerle mi izlersin? Bu da ne demek şimdi? Gün batımı çok güzeldir. Tıpkı bahar çiçekleri ya da ayın nehri üzerine düşen şarkı gibi. Göz güzel şeyleri görmek için vardır. Ve sadece çirkinlikler karşısında kapanır. Demek öpüşmek çirkin bir şey. Doğrusu bu oldukça mantıklı bir açıklama. Ama yanılıyorsun. Evli misin Onida? Hayır, henüz değil. Ama neden? Birçok erkek... Ben ancak seversem evlenirim. Üstelik korkuyorum. Neden korkuyorsun? Beyaz adamdan, bize yapacaklarından. Odana gelen o adama söylediklerini duydum. Bizden nefret etmiyorsun. Kalbin tertemiz. Köyümüze gel. Halkımızı tanı. Böylece halkına sadece barış istediğimizi anlatabilirsin. Bana inanırlar mı dersin? Ho! Arkaya geçin. Saçmalama onları. Neden bir beyazla berabersin? Çünkü yarım akıllı kardeşim. Sen ve Tuscaroro savaşçıları beni kalede bıraktınız. Başka çaremiz yoktu. Bütün bunları bana değil babamıza açıklaman gerekecek. Artık yerine dönebilirsin beyaz adam. Babama karşı duydukları korku yüreklerindeki öfke ateşini söndürdü bile. Gel hadi. Bu yaptıkları çok saçma. Onurumuzu kırdılar. Bu toplantıya ne gerek vardı? Benim hakkımda tartışmaları çok saçma. Ben sizden değilim. Sen de bir İroki'sin. Ve babam bütün İroki yerlilerinin reisi. Dinleyin dostlar.
Bir ateş gereğinden fazla güçlenirse alevleri bir ağaca sıçrayabilir. Söndürülmesi gerekir. Söndürülmese bile kontrol altına alınmalıdır. Emirlerime karşı gelip barışı bozdular. Ve buna Tuscarora'lardan Rokova neden oldu. Konuklarımız ev sahiplerine saygı duymalıdır. Nefret insanın en tehlikeli duygusudur. Kalbi intikam için çarpıyor. Onu anlamaya çalışmalıyız. Çok acıdı. Ona sert davranma Onida. Beyaz adam dayanıksız. Ona dokunman bile kadın gibi ağlamasına yetiyor. Rokova'nın sözleri çok aptalca. Bana aptal diyeni asla yaşatmam. Bu sözlerin öncekilerden de aptalca. Ayağa kalk Kyoga. Kendinden utanmalısın Rokova. O daha küçük bir çocuk. Bir şeyin yok ya. Sen iyi bir çocuksun Kyoga. Ama böyle bir adamla dövüşmek için biraz daha büyümeyi beklemelisin. Bana ders verir misin? Elbette veririm. İyi bir konuk ev sahibinin köyünde asla sorun çıkarmamalıdır. Lütfen beni bağışlayın. Ve lütfen oğlunuza kızmayın. Dostumuz olduğunu söylemiştim baba. Buna inanıyorum. Bundan böyle her muaf köyüne hiç çekinmeden girebilirsin. Senin ve halkının resimlerini yapacağım kovanın. Ve halkın bunları görünce sizi daha iyi tanıyacak. Öfkesine gem vurup çenesini tutamayanların hakkı budur. Çevrede bir araba görüyor musun çavuş? Hayır efendim. Pekala, kapıları kapatın. Kapıları kapatın. Daha önce hiç bu kadar gecikmiş miydi? Hayır bayan, hep vaktinde gelirdi. Yerliler onu öldürmüş olmalı. Bu ne şomanslı bir adam. Kesinlikle emin olmadan böyle şeyler söylemeli. Başka bir ihtimal var mı? Dışarıda güzel bir kadın yok, değil mi? Askerlerinizle hemen kaleden çıkıp o adamı aramanızı istiyorum. Onu nerede aramalıyız? Muhab köyünden başlayabilirsiniz. Ya bize dostça davranmazlarsa? Köyü yakarsınız. Şu an Muhablarla savaş halinde değiliz. Dün gece olanlara sizce ne denir? Eğer siz gitmezseniz göçmenlerden bir ordu toplayıp kapılar kendimi... Kapılar kapatıldı Bay Butler. Bu akşam kaleden ne siz çıkabilirsiniz ne de başkası. Henüz Canıtı'nın başının Muhablarla derde girdiğinden emin değiliz. Belki de ineğini kaybettiği için gecikmiştir. Bu şarkının adı ne? Adı Tekagoida. Dünyaya sevgi ve barış getiren İrokilerin barış ağacının adı. Gülümsediğini gördüğüm ilk yerli sensin. Şahin'in saldırısına uğrayan küçük bir kuş şarkı söyle. Her tümcenizde sevgi var. İnsanın yerlilerin meleklerin dilini konuştuğuna inanası geliyor. Bu doğru. Beyazlar sevmeyi neden bir türlü öğrenemiyor? Şahin saldırdığı küçük bir kuşu sevebilir mi? Sen sevgiyi tanıyorsun. Senin barışı tanıdığın kadar. Buna çok sevindim. Huron bölgesindeki Ontario gölünden Tekagoida geldi. Irokilerin ilk atası.
ve Onondaga kıyısında barış ağacını yeşertti. O ağaç ki kökleri cennettedir. Onu bana at. Gel kendin al. Sana at diyorum. Gel kendin al. Git onu bana getir. Seni yaramaz. Ama Jonathan günlerdir kayıp, harekete geçmek için daha ne bekliyorsunuz? O gün kaleden çıkmaması gerektiğini biliyordu. O şehirde büyümüş biridir, böyle şeylere alışık değil. Tehlikeye atıldığının farkında değildi. Ama olmalıydı. Uzun zamandır burada. Bir de Kızılderilileri dostu sanırım. Ama artık dersini almış olmalı. Buna nasıl gülersiniz? Çünkü Jonathan'ı aramak için kaleden çıkmaya korktukları gerçeğini böyle gülerek gizlemeye çalışıyorlar. Tek nedeni bu. Ben Orisam için Kızılderilerle savaşmam. Ölmeye hiç niyetim yok. Ekinlerim ondan çok daha değerli. Bu gidişte sadece ekininizi değil, canınızı da kaybedeceksiniz. Butler, insanları Mohawk'larla savaşmaya kışkırtmayı bırak. Savaş zaten başladı yüzbaşı. Önce kaleye saldırdılar, şimdi de bir adam kayboldu. Yerliler şu an cesaretinizi sanıyor. Ve korktuğunuzu anlarlarsa bir gece kaleye baskın yapıp hepinizi boğazlarlar. Doğru söylüyor. Bu adam aptal. Ya da deli. Binlerce Iroki'ye karşı sadece 200 kişiyiz. Onlara ne yapabiliriz ki? Bu sizin sorununuz ve bizi hiç ilgilendirmiyor çünkü biz Boston'a dönüyoruz. Evet, bu çok akıllıca olur. Jonathan'a ne olduğunu öğrenmeden bu kaleden dışarı tek adım atmam. Ah, evlenemeden öleceğimi biliyordum. Nereye gidiyor bu? Bu? Olur anne.
Hiçbir şey anlamıyorum. Neden olabilir? Bu akşam bütün Hirokiler burada toplandı. Kutsal ruh bizden bir araya gelmemizi istedi. Ve biz de bu çağrıya uyarak ölümümüzü son kez kutsamak için toplandık. Genç Kyoga yaşamını bundan böyle kutsal ruhun yanında sürdürecek. Ve bizler gözlerimizden akan yaşları silip sakinlik içinde çevremize bakacağız. Sonra kulaklarımızı bir şey tıkayacak. Onu büyük bir hiddetle çıkarıp atacağız. Ve kulaklarımız yine seslerle dolacak. Her gün bir başka cesur İroki savaşçısı kutsal ruhun yanına gidiyor. Bütün kadın ve çocuklarımız, bütün torunlarımız bu kan gölünün ortasında yaşam savaşı veriyor. Savaşçılarımızı destekliyoruz. Büyük Tuşkar Oran'ın hayaletini görüyorum. Ormanda dolaşıyor ve yanında Büyük Mohawk'ın hayaleti var. Çünkü siz ölüsünüz. Hepiniz Kyoga gibi ölüsünüz. Öldürüldünüz. Hepiniz Kyoga gibi öldürüldünüz. Hepiniz ölüsünüz. Ve ruhlarınız kıyamete kadar yürümek zorunda kalacak. Çünkü beyaz adam mezarlıklarımızı bile işgal etti. Ve ölülerimizin yatabileceği hiçbir yer yok. Bütün bunları genç Kyoga'nın ölüsünü gördüğüm kadar açık görüyorum. Yüreğim beyaz adamdan intikam almadan yatışmayacak. Genç Kyoga'nın kanı beyaz kanıyla ödenmeli. Susuyorsun çünkü savaşacak cesaretin yok. Sen ölüsün, ölü! Tuskar oralardan Rokava'nın sözleri bir bıçak kadar keskin ve haksız sayılmaz. Ama o da ben de beyaz adama tek başımıza savaş ilan edemeyiz. Buna ancak konsey karar verebilir. Ama sen barış taraftarısın. Çünkü karın aklını çeliyor. Ve kızın bir beyazın malı. Onları kendi gözlerimle gördüm. Hayır. Onida, hemen eve gir. Oğlumu beyaz adamlar öldürdü. Ama kızımı öldüremeyeceksin. Ben kızını seviyorum. Beyaz adamın sevdiği tek bir şey vardır. Yerli kanı dökmek. Ulaklar bütün kabile şeflerini büyük savaş konseyi için toplantıya çağırsın. Kardeşimi neden öldürdüler? Bilemiyorum Onida. Olanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Onun savaş çıkaracağını bilmelilerdi. Sanki her şey birden çıldırdı. Sanki ay gökte güneşle aynı anda ışıldıyor. Ve yıldızlar birbirine ışıktan oklar savuruyor. Beyaz adam tıpkı kudurmuş köpekler gibi davranıp kendi sonunu kendi hazırlıyor. Nasıl olur da bir insan kendi halkının kötülüğünü ister? Bunu hangi beyaz adam yaptı? Butler denilen o adam. Babamı yeni göçmenler konusunda uyardı. Butler mi? Neden? Babamın göçmenlere savaş açması için. Jonathan, hala zamanın varken kaçmalısın. Eğer konsey savaş açmaya karar verirse önce seni öldürürler. İyi ama Butler neden? Şu an bunun bir önemi yok. Jonathan, lütfen kendini düşün. Sen bir beyazsın. Kan için kan, Kyoga için Jonathan. Seni öldürür ve savaş açtıklarını bildirmek için cesedini kalenin kapısına atarlar. Savaşa karar verdiler. Onlara engel olmalı. Hayır Jonathan, seni öldürürler, hemen kaç. Jonathan! Kovan, ben senin dostum. Sen bir beyazsın.
Ama yine de sizin dostunuzum. Bu cinayet için bütün beyazları suçlamamanızı, bu çılgınlığı kimin yaptığını bulmama izin ver. Uzattığımız barış elini geri çevirdiler. Artık sıra savaştı. Onu bütün beyazlara ders olması için işkenceyle öldürelim. Götürün onu. Anne, Jonathan'ı işkenceyle öldürecekler. O bizim düşmanımız. Hayır anne, değil. Derisi beyaz değil mi? Yüreğinin rengini ise ancak görürsem söyleyebilirim. Benim annem böyle sözler söylemez. Ama ben Kiago'nun da annesiydim. Kiago'yu da çok severdim. Ama beyaz adamı da seviyorsun. Ve ondan nefret edenden nefret edip onu öldüreni öldürürüm. Bu benim kendi öz babam olsa bile. Çünkü göze göz, dişe diş kuralına benim doymam gerek. Bu kuralı insanlar koydu. Çünkü insanlar kendi türdeşini yok etmeyi çok sever. Çünkü insanlar kadınların yeni çocuklar doğuracağını ve yaşamın sürüp gideceğini çok iyi bilir. Hala ne bekliyorsun? Git dışarıdaki kana susamış sersemler onu parça parça etmeden sevdiğin erkeği kurtar. Ölümün kolay olmayacak beyaz adam. Bir ateş yakılacak ve bütün derin yavaş yavaş yüzülecek. Hayır, ölümün çabuk olmayacak. Acı çekerek gebereceksin. Ve ben karşında güleceğim. Çöz beni. Onu da çabuk ol, ellerimi çöz. Duvarı buradan geç. Diğer taraftaki otlar çok uzun ve yumuşak. Sen de geliyorsun. Benden halkımı terk etmemi isteme. Seni almadan gitmem. Gidip halkını uyaracağına burada kalıp ölmenin hiç kimseye bir yararı olmaz. Seni seviyorum Anita. Ve geri döneceğim. Seninle öpüşürken gözlerimi kapattım. Ve nedenini anladım. Neden? Aşk, insanın aşkın güzelliği dışında her şeye gözünü kapatmasıdır. Gözlerim hala kapalıyken git buradan. Çabuk olun, kaçırmayın, yürüyün.
Bir adam yaklaşıyor. Galiba yaralı. Bana yardım edin. Gör. Albaya Kızılderililere kısa bir süre dayanabileceğimizi söyle. Mümkün olduğu kadar çabuk yardım göndersin. Emredersin. Kapıları hemen kapatın. Kapıları tekrar açın. Kaleden kimse çıkmayacak. Ben esiriniz değil. Beni burada tutmaya hakkınız yok. Adama ihtiyacımız var. Sizi uyarmaya çalıştım ama beni dinlemediniz. Şimdi sizinle ölmemi bekleyemezsiniz. Ben aptal değilim. Bırakın da başımın çaresine bakayım. Butler... Onları neden uyardın Butler? Bildiğin bir şey mi vardı? Beni sorguya mı çekiyorsun? 24 saat içinde saldıracaklar demiştin. Tahminim doğru çıktı değil mi? Kovana'nın oğlu Kyoga bundan yaklaşık 24 saat önce öldürüldü. Bunu biliyor muydun Butler? Bir yerlinin ne önemi var ki? Öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Bunu rüyamda gördüm. Rüyanda ona kaç el ateş edildi Butler? Bir yerliyi öldürmeye yetecek kadar. İyi bir nişancı için bir el yeterli. İki el ateş etmek daha zevkli. Kovan'la gidip tüfekler konusunda uyarmak zevkli miydi? Bu doğru değil. Bunu bir Mohawk söyledi. Yani bir Mohawk'ın sözüne mi inanıyorsun? Mohawk'ların yalan söylemeyeceğini herkes bilir. Kyoga'yı öldürdün çünkü... Geliyorlar! Madem istiyorsun dışarı çıkabilirsin Butler. Kapıyı açın. Fırsat bulursan bu halklara tüfekleri istemeden kullandığımızı söyle. Açın. Açın diyorum. Kapıyı sürgüleyin. Açın şunu. Açın dedim. Reta tüfeğimi getir. Kapıyı açın. Beni onlara bırakmayın. Açın. Açın. İçeri gidip sargı bezi hazırlayın. İhtiyacımız olacak.
Bekleyin. Bekleyin. Gidiyorlar. Döneceklerdir. Ama kolay lokma olmadığımızı anladılar. Reza, şarap getir. Herkese şarap dağıt. Konyak da getireyim. Kızılderililere kalırsa buna çok üzülürüm. Bana bak, doğum yapmak bundan daha fazla acı verir. Siz nereden biliyorsunuz? Hak ettikleri dersi verdik. Arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Dönecekler mi? Daha çok adamla. Ya yardım zamanında gelmezse? Böyle düşünmemelisin. Yardım gelene kadar dayanmak zorundayız. Jonathan'ın savaşması çok tehlikeli. Ellerinden veya gözlerinden yaralanabilir. Onun gibi bir sanatçı asla böyle harcanmamalı. Cesur biri olmadıktan sonra sanatçı olması neye yarar? Bugün biz kadınlar için bile savaş günü. Breta, hakkında söylediğim kötü sözler için özür dilerim. Ben bir şey duymadım. Bu benim huyumdur. Breta. Jonathan'ı seviyor musun? Jonathan beni sevmiyor. Önemli olan da bu. Genellikle de böyle olur. Kimse aşka söz geçiremez. Adamlara şarap götüreyim, susamışlardır. Hala ne dikiliyorsun Agatha'la? Yaralılarla ilgilensene. Ah tabii. Peki. Eğer canlı kalırsak lütfen Boston'a dön Jonathan. Benimle evlenmek için değil, artık umudum tükendi. Ama çalışmalısın, çok yetenekli bir ressamsın. Bilmiyorum Cynthia, bunu düşünmem gerek. Duvarlara ateşi verdiler. Geri çekilin. Yüzbaşıyı duydum Breta.
Pencereleri kapatın. Her taraf göz alabildiğine savaşçı ölüleriyle doldu. Hepsi bir hiç uğruna öldüler. Bu savaşı hangi taraf kazandı? Ne beyaz adam ne de yerliler. Seni tutukluyoruz kovanı. Bütün Iroki halkını başsız bırakır bu. Kabileler bundan böyle Tuscaroraların idaresine girer. Ve okyanustan büyük göllere kadar her yerde savaş ateşleri yanmaya başlar. 100 yıl önce Fransızların kovulduğu gibi İroki topraklarından kovulursunuz. Kovanım! İşte oğlunu öldüren adam bu. O kimsenin dostu değil. Ne sizin ne bizim. Bütün bunları bu vadiye eline geçirebilmek için yaptı. İşte bu adam yüzünden birbirimizi yok ettik. Bu alçak herif için mi savaşacaksınız? Bu adam yüzünden yeteri kadar insan öldü. Al bakalım. Lütfen onlara iyi bakmaya çalış. Eğer Boston'a gelirseniz lütfen bize de uğrayın. Sen de Bretta. Seni tanıdığıma çok sevindim. Ama bu iğrenç kızılderililerden kurtulup Boston'a döneceğim için çok mutlu olduğumu itiraf etmeliyim. Boston Halk Komitesi Başkanı'na selam söylesin diye. Yeni resimler de göndereceğim. Bizimle gelmiyor musun? Hayır Agatha hala, ben burada kalıyorum. Güle güle Cynthia. İyi yolculuklar. Hiçbirimiz aşka söz geçiremeyiz. Bunu Bretta'dan öğrendim. Bunu zaten sen de biliyordun Cynthia. Sen de bir kadınsın. Bretta, sen gerçekten gördüğüm en akıllı kadınsın. Artık gözyaşlarımız tamamen dinebilir. Çünkü kutsal ruh elimizden aldığının yerine bize aslan yürekli bir oğul daha gönderdi. Ve bu yüzden bundan böyle adın Kyoga. Kutsal ruh seni sonsuza dek korusun oğlum. Ve artık Oni da senindir. Gözlerini neden kapattın? Beni öpmeni bekliyorum. Bunca insanın önünde mi? Güzel şeyleri öğrenmeye onların da hakkı var.